Ekotürk'te gün ortası başlıyor değerli izleyenler. Ben Ahur Akçoğlu. Gün ortasına hoş geldiniz diyoruz. Bir kez daha hem enine boyuna bir konuyu ele alıyoruz malum biliyorsunuz. Bir saatlik yayın kuşağımızda hem de saat 13 itibariyle günün tüm sıcak gelişmelerini, önemli başlıklarını paylaşıyoruz sizlerle. Ajansı da kaçırmayın diyerek hemen konuya eğilelim. Bugün gün ortasında değerli izleyenler salgında geldiğimiz noktayı koronavirüse dair bildiğimiz her şeyi konuşmak istiyoruz bir kez daha. Dünyada malum bu işin henüz uzmanı olabilmiş maalesef hiç kimse yok. Çok yeni bir salgınla mücadele ettiğimiz salgın. Aslında tabii ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz ama ufak ufak biraz aslında ne olmadığı da ortaya çıkmaya başladı. Bu tabii yalnız bir solunum hastalığı gibi algılanıyor geniş kitlelerce ama öyle olmadığını işin uzmanları çok iyi biliyorlar, takip ediyorlar. Önlerine gelen hastalarda koydukları tanılarda iş sadece solunum yolu hastalığı değil, onu biliyoruz. Öyle bir bilinmez bir virüs ki bu, o kadar yeni bir salgın ki bu, tabii ki en ufak bir bilgi kırıntısı bile son derece önemli kendimizi koruma konusunda. Hassasiyet göstermemiz hususunda son derece önemli. Çünkü gün geçmiyor ki hep böyle bizi ters köşeye yatıran bir farklı bir yeni bir gelişme olmasın bu salgınla ilgili, bu virüsle ilgili. Bu konudaki tüm gelişmeleri hem bir göğüs hastalıkları hekimi olan, aynı zamanda da kendisi de COVID'i ağır atlatmış, geçirmiş olan, iyileşmiş olan bir hekimimizle konuşmak istiyoruz. Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu bizlerle bir arada gün ortasında. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi siz de Twitter'dan iyi bir takipçinizim ben sizin, biliyorsunuz hocam. Uzun zamandır takip ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Geçenlerde Marie Curie'den önemli bir söz yazdınız bir tweetinizde. Dediniz ki hayatta hiçbir şeyden korkmamalı, sadece anlamaya çalışmalıyız. Yani Marie Curie'den aldınız ve takipçilerinizle paylaştınız. Evet. Biz de anlamaya çalışıyoruz hocam. Şimdi geldiğimiz noktada geçtiğimiz Aralık'tan beri, 2019 sonlarından beri mücadele ettiğimiz bir illet var karşımıza. Ne biliyoruz hakkında? Evet. Ne söylersiniz? Buyurunuz. Evet, şimdi aslında çok güzel bir giriş yaptınız. Hani bu konunun uzmanı olan kimse yok dünyada. Çünkü onu iddia etmek çok gerçekten iddialı bir deyim olacak. Ama hani bu işte biraz daha fazla uğraşan kişiler var. Bu işin işte mutfağında olan kişiler var. Ama bir de altta çok önemli deneysel çalışmalar yapan kişiler var. Ve bunların sonucunda bir bilgi birikimi oluşmaya başlıyor. Şu dönemde tabii bu pandemi döneminde gerçekten hangi bilgi doğru, hangisi yanlış, o konuda sıkıntılarımız oluyor. Bizim de bilimsel yayınları takip eden kişileri de sıkıntılar oluyor. Çünkü şu anda dergiler, bilimsel dergiler hiçbir süzgeçten geçirmeden önüne ne gelirse COVID ile ilgili yayınlıyor ve bunu hani normalde dergilerin abonelik durumu vardır. Burada abonelik olmadan herkese açık bir şekilde bu bilgiye bütün dünyadaki insanlar, tıp insanlarının haricindeki insanlar da rahatlıkla ulaşabiliyor. Dolayısıyla herkes bir yerden bir şey tutuyor ve bu doğrudur diye düşünüyor. Ama tabii biz pratikte yaşayarak bazı doğruları öğrenmeye çalışıyoruz. Çok kafamızda hala bir sürü soru işareti var. Ama yavaş yavaş hani tablo oturmaya başladı. En azından ilk baştaki yanılgıdan kurtulduk. İlk başta zannediyorduk ki biz pandemide çok hızlı bir giriş oldu. İşte 2-3 ay sürecek. Ondan sonra eski yaşantımıza döneceğiz. Bunun öyle olmadığını anladık. Artık uzun bir süre bir takım önlemlerle yaşayacağımızı biliyoruz. Bunun farkına varmış olduk en azından. Evet, çok dikkatli olmamız, her zaman için dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki süreçte de bu böyle bu şekilde devam edecek tabii. Evet hocam. Peki şunu da sormak isterim sizi bulmuşken, çünkü siz hala hafızamızda, bu hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğiniz hastanede arkadaşlarınızla da böyle alkışlar eşliğinde sizi hastaneden çıkardıkları günü hatırlıyorum ben, tabii medyaya da yansımıştı. Öncelikle evet. Şunu sormayı arzu ederim. Hastalık öncesi ve sonrası arasında kendinizde bir fark var mı Bülent Tutluoğlu? Biraz kendinizden de yola çıkarak bize bilimsel bilgilerinize başvuracağız ama kişisel deneyimlerinizi de paylaşır mısınız? Şimdi tabii olaya iki şekilde bakmak lazım. Bir kendi yaşadıklarım, hani bir de hastalardan COVID sonrası gelen hastaların takip ettiğim hastalar var. Onların açısından bakmak lazım. Ben biraz kişilik yapım gereği çok böyle geçmişe takılmıyorum. Çok ağır tablolardan geçtim. 31 gün hastanede yattım Mart-Nisan döneminde ve 20 gün yoğun bakım, işte 12 gün entübe kaldım. Bu entübasyon döneminde 5 kere plazma ferezi, yani kanın değişme işlemi yapıldı. 2 kere kök hücre verildi ve son anda kurtuldum. Hani bu
bazı benim gibi yaşayan, bu kadar ağır yaşayan meslektaşlarım olsun, diğer hastalar olsun, bir takım psikolojik sıkıntılar bırakabiliyor. Yani benim gördüğüm daha çok bu kadar ağır yaşayan kişilerde aşırı bir kaygı, sürekli tekrar hastalanacağım korkusu oluyor. Ama bende böyle bir şey olmadı ama baktım ben şu an hani 1,5-2 ayda evdeki rehabilitasyon sürecim. Ondan sonra tekrar ben COVID hastaları görmeye, bakmaya devam ettim. Adeta COVID bana bunu yaptı. Ben onu bir düşman gibi görmeye başladım. Açıkçası uğraşmak ve bu işi çözmek, yardımcı olmak insanlara, inanın şu anda Türkiye'nin dört bir yanından işte bana sürekli filmler, tahliller, işte başka kendi arkadaşlarım rahatsız olabiliyor. Çok onların yakınları rahatsız oluyor. Sürekli Türkiye'nin değişik yerlerinde sosyal medyadan ulaşanlar, şeyler, bir sürü şeyler, hastaları takip etmeye ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Sağlık açısından baktığımda ben de hani yoğun bakım süreci yaşadığım için çıktığım zaman belki o görüntülerde fark etmişsiniz. Zor yürüyordum. Yürüme güçlüğü vardı. İşte oturup kalkmakta zorluklarım vardı. Kaslarım erimişti tabii yoğun bakım sürecinde. Yavaş yavaş rehabilitasyonla, evde dinlenmeyle çözdük. Tabii işte gözlerimde katarak bu kullanılan kortizonlara bağlı, uzun süre kortizon kullandığım için öyle bir şey oldu bana, hani kalıntısı oldu diyelim. Ufak tefek vücudumda şeyler var ama çok böyle çalışmama engel olacak veya eski sağlık durumundan farklı bir durum bende yaratmadı. Ama yaratan çok sayıda hastamız var, özellikle ağır geçinen hastalar arasında. Kalıntı akciğerde, kalıntı kalan da var veya COVID sonrası gerçekten işte nefes darlığı, öksürük, sıkıntı, halsizlik gibi yakınmalar için anlam verilemeyen yakınmalar olan hastalarımız da var. Ama süreç içerisinde onlar da normal yaşantılarına dönecek hale geliyorlar. Maşallah diyelim hocam, çünkü bir doktorun hastalanmasının hiç kolay olmadığını biliyoruz. Hele siz tam bir COVID savaşçısı bir olarak. Literatürü sürekli tarıyorsunuz. Az önce kendiniz söylediniz. Hani makaleler de tutarsız. Bir makale bir makaleyi tutmuyor. Biz sıradan okuyucular olarak neye inanacağımızı şaşırmışken, siz bir de işiniz, mesleğiniz gereği bizzat da yaşamış bir insan olarak bizzat tüm literatürü tarayarak bir yandan da kendi psikolojinizi yönetiyorsunuz. Kolay gelsin hocam. Tebrik ediyoruz. Şimdi kendiniz de geçirdiniz. Bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak pek çok hasta da geliyor size. Çünkü maalesef hala da işte bu salgının, bu rahatsızlığın en önemli, en ile önde gelen muhatap disiplinlerinden biri sizin alanınız, göğüs hastalıkları uzmanlığı. Şunu sormak isterim hocam. Yani çok mikrobiyolog da ağırlıyorum programda. Hani sıra dışı bir şey görüyor musunuz bu virüste diye. Pek gören yok ama siz teşhisini koyan, semptomlarını birebir tedavi etmeye çalışan bir doktor olarak ve kendiniz de yaşamış bir insan olarak, ya bu işte bir değişiklik var mı, bir acayiplik var mı, ne diyorsunuz? Evet, hani geçen gün paylaştığım tweetten yola çıkarak herhalde bunu soruyorsunuz. Şimdi son zamanlarda sırf benim görüşüm değil, diğer göğüs hastalıkları uzmanı arkadaşlarım. Çünkü ben dediğim gibi bu konuda çok faal olmaya çalışıyorum. Sosyal medyadan olsun, diğer dernek yöneticiliğim de var. Ondan kaynaklı bir şeyim de var, bir misyonum da var. Bundan dolayı sürekli arkadaşlarla temas halindeyiz ve bana son dönemlerde ilettikleri şey, hocam işte bu favipiravir en çok güvendiğimiz ilaç şu anda Türkiye'de kullandığımız. Yeterince işte artık eskiden çok daha iyi sonuç alıyorduk. Erken başlamamıza rağmen işte zatürre gelişimini engelleyemiyoruz. Daha önce gayet işimize yarıyorduk konuda gibi şeyleri vardı zaten. Benim kendi klinik gözlemim de bununla örtüşünce bu şekilde bir paylaşımda bulundum. Gerçekten son birkaç hafta içerisinde çok erken dönemde, yani test pozitif, çok ilk başlangıç halinde diyebilirim ki bir veya ikinci günde favipiravir dediğimiz, işte bu en çok güvendiğimiz Türkiye'de kullanılan ilacı başladıktan sonra gene de hastalarda hızlı bir zatürre gelişimine engel olamadık. Ben de hani kendi hastalarımda da bu şekilde bir durum ortaya çıktığı için açıkçası bunu paylaşma gereği duydum. Bunu paylaşırken de şu kaygıyla paylaştım. Yani burada virüs tabii bu çok yaygın olarak kullandığımız için favipiravire karşı bir direnç geliştirmiş olabilir mi acaba? Bu biraz virüslerde için erken bir dönem, 6 ay 7 ayda bir direnç geliştirme şeyi, ama çok yaygın kullandık. Belki bir ihtimal böyle bir durum olabilir mi? Veya etken maddeyle ilgili bir sıkıntı olabilir mi? Veya işte
virüsle ilgili bir problem, genetik bir şey olabilir mi? Bunları hep akla getirmek lazım. Şimdi şu, ondan sonra bir paylaşımda şunu söyledim. Yani Sağlık Bakanlığı'nda elinde veriler var. Kaç kişiye favipiravir başlandı, işte hangi dönemde başlandı. Bunların iyi takip edilmesi ve böyle bir şey gerçekten şu anda benim söylediğim şey bilimsel bir gerçek değil. Sadece bir gözlem. Gözlem. Dolayısıyla bunun bir daha bilimsel bir hale getirmek için de Sağlık Bakanlığı'nın verilerinden faydalanmak lazım. Yani daha önce Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre favipiravir erken dönemde başlanan hastalarda yüzde kaç zatürre gelişiyordu? Şu anda erken dönemde başlanan hastalarda yüzde kaç zatürre gelişiyor? Bunun takibini yapmak lazım. Bunu sizi dinlerken hocam bir yandan da bu tip verilerin bakanlık tarafından hızlı derlenip toparlanıp tüm bilim dünyasıyla paylaşılmasının da ne kadar önemli olduğunu anlıyorum ki hasta takip eden hekimlerimiz en azından bilgilerini meç edebilsinler. Yani bir karşılıklı bir etkileşim içerisine girmeniz mutlaka yapılıyordur ama demek ki eksik kalan yerler var. Siz diyorsunuz Sağlık Bakanlığı tabii ki şimdi tedaviye de güveniyoruz hocam bir yandan da baktığımız zaman. Yani elimizde bir takım ilaçlar var. Gerçi kimileri tartışmalı hale getirildi. Mesela hastalığın ilk döneminde bilmiyorum siz kullandınız mı şu hidroksiklorokini. Şimdi bir anda çıkaka ilan edildi yani. 10 gün faydasını gördüğünüzü düşünüyor musunuz? Hangi gruptasınız mesela hidroksiklorokin konusunda hocam? Mesela ben şöyle söyleyeyim size. Ben hiçbir şeye cevap vermeyen gruptandım maalesef. Hidroksiklorokin dediğimiz ilacı kullandık. Hatta kaletra kullanıyorduk o dönemde. Bu AIDS tedavisinde kullanılan ilaç. Evet. Onu kullandım 10 gün. İşte azitromisin işte kullandık. Değişik antibiyotikler kullandık. Hatta o dönemde Çin'den gelen ilaç olarak ünlenen işte bu favipiravir ilacında bana da yetişti. Yoğun bakıma gitmeden bir gün önce anca başlayabildik. Yani ilk kullanan kişilerden birisiyim favipiravir'i. Tabii geç bir dönemde o dönem favipiravir başladığımız için o etki göremedik ve ben yoğun bakıma gitmiş oldum. Ben şu anda şu mesajı vermek istemiyorum. Yani favipiravir etkisizdir. Evet. Favipiravir etkili. Yani şu an elimizde iyi bir ilaç. Ama bir takım hastalarda acaba koruyuculuk şeyini yitirdi mi? Bu nereden kaynaklanıyor, neden biz bu problemi yaşıyoruz onu anlamaya çalışıyorum. O açıdan söylüyorum. Artı şunu da söyleyeyim, hani bu şu anda bir paylaşımda bulunduğum bir şey değil, ilk defa hani sizle paylaşayım. Buyurun. Biliyorsunuz çok pahalı olan, en son Trump'ın da tedavisinde kullanılan Remdesivir ilacı var. Remdesivir Türkiye'de yok. Bir ara 400 doz Sağlık Bakanlığı'na geldi ama herhalde bitti. Şu anda Sağlık Bakanlığı elinde yok diye biliyorum. Dolayısıyla biz değişik yollardan bulduğumuz Remdesivir'i hastalarımıza kullanmak zorunda kalıyoruz. Ve Remdesivir ile diyebilirim ki son bir hafta 10 gün içerisinde 6-7 tane hastada çok iyi olumlu sonuç aldık. Yani bir kısmı yoğun bakıma girmişti. Çok kısa süre yoğun bakımdan çıkarmayı başardık. İşte yoğun bakıma girmeyen Trump'ta hastalar da gördük yoğun bakıma nitekim girmesine hocam. Gerek. Evet. Remdesivir çok pahalı bir ilaç. Gerçekten şu anda maalesef kara borsa gibi bulunuyor ve zaten kendisi de pahalı olan ilaç daha da çok pahalı olarak aileler çaresizlikten hani son ana kadar her şeyi yapmak istiyorlar. Biz de saygı duyuyoruz ve bu şekilde toparladığımız hastalar da oldu ama tabii herkesin buna gücü yetecek bir şeyi yok, durumu yok. Çünkü tedavi maliyeti işte 35 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor gerçekten. Çok büyük bir maliyet. Evet. Dolayısıyla böyle şeylerimiz de deneyimlerimiz oluyor mecburen. Çünkü biz şu anda hastayı kurtarmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu. Bunu hangi silahla başarabilirsek o bizim için değerli. Evet hocam. Hidroksiklorokinle ilgili hiçbir şey söylemediniz. Kullanıldı bende dediniz ama bir şey söylemediniz. Tarafsız yerdeyim. Çok ciddi kamplaşma var. Orada girmek istemiyorsunuz ateşli alan anladığım kadarıyla. Bir kamplaşma var, bilmiyorum. Yani bu aslında bilimsel dünyada da olmaması gereken bir şey. Burada tabii ki yapılan son yayınlar maalesef hidroksiklorokin etkisiz olduğu yönde çok sayıda yayın çıktığı için benim de kullanımım çok çok sınırlı hale geldi. Ancak şu anda bakanlık önerileri arasında devam ediyor. Hala kullanan ülkeler de var, sadece biz değiliz. Ama çok çok sınırlı hale geldi. Şöyle diyebilirim, sadece genç hasta çok fazla semptomu yok, çok başlangıçta, o zaman hidroksiklorokin ben kullanabiliyorum. Ama dediğim gibi bilimsel veriler maalesef negatif yönde. Yani hidroksiklorokinin
COVID'de işe yaramadığı yönünde şu anda. Çok ilginç bir karşılık var orada. Çok seri bir atış var hidroksiklorokine karşı. Bu tip şeyler de beni artık bir haberci olarak şüphelendirmeye başladı hocam. Biliyorsunuz kafamızda komple teorileri uçuyor gidiyor her konuda. Çoğu zaman da yanılmadığımızı görüyoruz ama komplo dediğimiz konularda. Şimdi hocam şunu da merak ediyorum gerçekten. Az önce de sordum ama sizce ya az önce kendi tedavinizde bile dediniz ki bakınız işte malaria hastalığında kullanılan ilaçlar kullanılıyor. Romatizmada, AIDS'te kullanılan ilacı kullandılar bende dediniz. Evet. Çok acayip bir durum değil mi bu virüsün bu kadar enteresan ve sıra dışı birbirinden farklı hastalıklarla ilgili semptomları bir arada toplamış olması? Size ilginç geliyor mu? Sıra dışı geliyor mu? Yani bunca yıllık meslek hekimlik hayatınızda. Valla şimdi hani biraz kaba kaçmazsa ben ilk başlarda kullandığım dediğim şey psikopat virüs gibi. Yani gerçekten ne yapacağı belli olmayan. Evet. Bir şey yani bunu hani ben sırf ben göğüs hastalıkları uzmanıyım ama çok sayıda enfeksiyonla ilgili bu duayen diyebileceğimiz hocalarımızla da konuştuğum zaman hayatlarında böyle bir şey görmediklerini, bu virüsün davranışı gibi bir davranışa şahit olmadıklarını ve gerçekten çok garip bir virüs olduğunu bu enfeksiyoncu arkadaşların bir kısmı kendileri de geçirdiler bu şeyi ve kendi vücutlarında da yaşayarak da deneyimlediler. Gerçekten yaptığı şeyler çok garip. Yani genel baktığın zaman tabii ki işte bu damarları tutma etkisinden dolayı bu değişik organları etkileyebiliyor ve normal enfeksiyon hastalığında bir hafta çekersiniz, ondan sonra tamamen iyileşirsiniz, düzelirsiniz. Bunda öyle olmuyor. Yani hastaların diyebilirim ki %30-40'ında COVID sonrası da bir takım sıkıntılar oluyor ve birkaç ay sürüyor bu sıkıntılar. Dolayısıyla davranışıyla yani seyriyle çok farklı, garip seyir gösteren değişik bir virüs. Ve işin kötüsü onu da deneyimleyerek, yaşayarak gördük ki mevsim gözetmiyor. İnfluenza'da bir sezon var. O sezonda dikkatli oluyorsunuz. Evet. Ondan sonra hani diğer sezonlarda problem yok ama bunda 4 mevsim süren bir virüs. Yani şimdi o kolay kolay tabii ki bundan hani %100 kurtulmak mümkün olmayacak ama bir takım şeylerle ben gene de hani umutsuz konuşmak istemiyorum. Çünkü ilk girdiği yerde çok bir yıkım yapıyor görüyorsunuz. Yani İstanbul'a ilk girişiyle şu anki durum çok farklı veya görüyorsunuz Doğu Anadolu'da bir ili tutuyor. O ilde birkaç ay çok kötü oluyor. Ondan sonra daha stabil, daha yatay bir seyir istiyor. Veya işte bakıyorsunuz Fransa, İtalya, İspanya ne kadar ciddiydi ve şu anda da çok hasta sayıda çok fazla ama ölüm oranlarına bakın. Bu ülkelerde %17'lerdeydi ölüm oranları. Şimdi %1'lerde. Yani bu şeylerde tedavide çok büyük bir gelişim sağlamadık aslında. Yani bu biraz virüsün seyrinin değiştiğini düşünüyor musunuz hocam? Virüsün seyri değişti mi biraz mutasyon anlamında daha pozitif bir yöne döndüğünü düşünenlerden misiniz? Hani virüs sürekli ben virolog arkadaşlarımla konuşuyorum, takip etmeye çalışıyorum. Şu anda virüsün çok normal aslında çok hızlı mutasyon yapan bir virüs olmasına rağmen yavaş mutasyonlar yapıyor ve şu anda bulaşıcılığını veya ciddiyetini etkileyecek ciddi oranda bir mutasyon maalesef yapmış durumda değil. Dolayısıyla bunu başka nedenlere bağlamak lazım. Bizim immün toleransımız değişiyor. Nasıl oluyor derseniz biz sağda solda bu mikropla karşılaşmaya başlıyoruz ve ufak ufak aldığımız o mikroplar bizim bağışıklık sistemimizin tanışmasını sağlıyor. Ufak bir mikro aşılama gibi bu. Yani dışarı çıktık işte sağda solda 8-10 virüs aldık vücudumuza. Bu hastalık yapmıyor bizde ama bağışıklık sistemimiz bunu kayda alıyor. Yani ben böyle bir mikrop var, onu hemen anında yok ediyor. Bir daha onunla karşılaştığı zaman ölçülü cevap veriyor. Çünkü COVID'de yaşadığımız en büyük sıkıntı vücudumuzun bağışıklık sistemimizin aşırı tepki vermesi. Bunun sonucunda kendi vücudumuza zarar vermesi. İşte bana göre bu ölçülü immün tolerans dediğimiz yani daha dikkatli bağışıklık yanıtına dönüşmesi bazı kişilerde hani hastalığın daha bir münayim seyretmesini sağlıyor. Anladım hocam. Yani o zaman bunu destekleyen yayınlar da var. Milyonlarca insanın şimdiden mikro bağışıklık kazandığını da
söylemek çok bilim dışı bir varsayım olmaz sizden anladığım, ben toparlamış olayım. Evet. Ufak ufak virüslere maruz kalarak uyandırdık içerideki, bizim de psikopat bir savunma mekanizmamız var aslında. Yeter ki hazırlıksız yakalanmasın. Evet. Hocam şimdi biz sizinle bunları konuşurken Belçikalı biliyorsunuz bazı tıp otoriteleri, hatta 394 tıp otoritesi, binlerce sağlık profesyoneli bir araya gelmişler, bir bildirge yayınlamışlar hükümete. Tabii biz kendimizi hiç özdeşleştiremediğimiz ülkeler bunlar, Belçika, Norveç, İsveç filan da hem sayıca hem de içerideki sistem gereğince. Ama yani şu şekilde bir başkaldırı niteliği taşıyor yasaklara, hem de bizzat hekimlerden, sağlıkçılardan gelmiş. Katı kuralları yeniden gözden geçirme zamanı geldi demiş. O yüzden doktor olarak şimdi ben size tek tek bir kez daha sormak istiyorum. Belçikalı doktorlar iddia ediyorlar ki COVID-19 seyri diğer virüs enfeksiyonlarının oluşturduğu dalgalanmaya benzer bir seyir gösteriyor. Gribe neden olan diğer rinovirüsler, influenza A ve B virüsleriyle koronavirüs seyri konusunda bir fark yoktur. Korkmaya gerek yok. Bu Belçikalı doktorların iddiası. Bir bildirge yayınladıkları şeyde evet, bunlar var. Şimdi bir kez daha sorayım. Ben bu hastalığın en başta zaten mevsimsel gripten farkı 12 ay etkili olması diyeyim ben. Siz de oradan bu iddiaya bir yanıt verin hocam. Buyurun. Evet. Şimdi aslında belki işin hani bu tam ortası diyebiliriz. Şimdi bazı ülkelerde gerçekten önlemler çok gevşek olmasına rağmen, işte İsveç örneği veriliyor, işte hani çok büyük problemler yaşanmadı. Ama hani ne kadar ciddi sonuçlara yol açtığını görüyoruz. Benim şeyim, düşüncem bu önlemleri bizim hani maske, mesafe, işte hijyen önlemlerine de dikkat etmemiz, devam etmemiz ve şimdi o benim söylediğim mekanizmada görülen şeylerden birisi de işte maske kullanmamızdan dolayı virüsle sağda solda çok az miktarda karşılaşmak, hı hı, söz konusu oluyor. Eğer maske kullanmasak belki hastalık yapacak oranda karşılaşacağız ve bir hastalık geçireceğiz. Dolayısıyla bu hani ben çok böyle izole olan kişiler görüyorum. Tabii hani önemli bir sağlık problemi olmadığı halde gençlerden. Bu da çok bir belki şey olmayabilir. Çünkü yani normal herkesin çıktığı kadar dışarı çıkabilirler, edebilirler. Baktığımız zaman ben seyir olarak bir süre sonra bunun influenza ile aynı seyirde göstereceğini düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi fark 12 ay olması. İnfluenza'da da hani aşı tedavisi aslında %100 etkili değil, %60-80 etkili. Aşıya uğraşan bazı hani olumsuz görüş bildiren hocalarımız da var. Ki hani çok iyi gidiyor gibi gözüküyor aşı çalışmaları, ama bunlara güvenmeyin. Evet. Çünkü bu oluşturduğu antikorlar yeterince koruyuculuk da sağlamayabilir. Yani bunu aşı olayını yaşayarak göreceğiz açıkçası. Ama aşı hocam haricinde de ben bir şey geliştirdiğimizi ve bunun artık bir influenza gibi belli bir süre sonra, influenza da bir sürü insanın ölümüne yol açıyor. Tabii. Onun gibi seyredeceğini. Onda da kalp tutulumu gene de, evet, gibi bazı normalde, organ, ekstra organ tutulumları var. Hatırlayın şimdi uzak doğudan, yani biz bu enfeksiyonlar yokken uzak doğudan bir sürü işte havaalanında gördüğümüz turistler hep maskeli dolaşırdı. Tabii. Biz de bu şekilde bundan sonra yaşantımızı öyle görünüyor gerekecek. Ama bu kadar olduğu kadar şeyde sıkı kapanmayacağız bir 6 ay sonra. Daha normal, hı-hı, yaşama döneceğiz. Bu hocam, virüsü de çok daha kısa kontrole gideceğiz. Çok kısa soracağım. Bir tabii sürü insan bağışıklık geliştirdim mi diye bakıyor, biliyorsunuz serum testiyle, evet, kan testiyle. Negatif çıkabiliyor, bağışıklık gelişmemiş çıkabiliyor, ama sizin bahsettiğiniz mikro bağışıklık hücresel düzeyde bir bağışıklık geliştirmiş olabiliriz. O şeye yansımayan diyorsunuz. Doğru mu anladım hocam? Kan testine negatif olarak görünen ama aslında kesinlikle hücresel boyutta pek çoğumuzun bağışıklığı gelişmiş olabilir. Hele küçük 3-5 milyon nüfuslu ülkelerde, Belçika, İsveç, Norveç gibi buralarda çoktan zaten bu tip hücresel bağışıklıkların geliştiğini de söylemek mümkün. Hocam daha soracak çok soru var ama Sayın Bülent Tutluoğlu, şu favipiravirin özellikle altına çizmek istedim. Bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak eskisi kadar hızlı fayda almayabiliyoruz. Böyle gözlemlerim var diyorsunuz kullandığım hastalarda. Zatüreye dönüşmesini engelleme hususunda. Bunu da duyurmuş olalım bir kez daha. Bu konuda bilgiler karşılaştırılsın. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bülent Tutluoğlu. Kıymetli katkınızı bize ayırdığınız için. Görüşmek dileğiyle hocam. Hemen reklam arası.